Bugün metapodiyon sikkelerinin analizine devam edeceğiz. 11. ayın 14'ü 2017 yılında 2000 dolar ile müzayedeye sokulan sikkemiz 1200 dolara müzayede satışı gerçekleşmiştir. Yani 17.000 TL ile müzayedeye giren sikkemiz 10.000 TL'ye satılmış. Burada fiyatta bir düşme görüyoruz. Normalde daha yüksek mevlalara gitmesi gerekirken fiyatta tam tersi bir düşme olmuş. Bu düşmenin nedenlerini size anlatacağım. Önce sikkemizin ön ve arka taraflarından biraz bahsetmek istiyorum. Sikkemizin ön tarafında metapotiyon sikkelerinde bulunan yine bir buğday başağı görmekteyiz. Buğday başağının hemen sağ tarafında sikkeler jantımız görülmekte. Yine Nummi İncusu tekniği ile basılmış bir sikkeyi görmekteyiz. Ön tarafta rölyef kabartma dediğimiz kabartma şekli var. Sikkemizin arka tarafına geçtiğimiz zaman bir iç bükey incusumuzu görmekteyiz. Sikkemiz 8.5 gram ağırlığına sahip, yani standart bir ağırlığa sahip. Sikkemizin ön tarafında ve arka tarafında herhangi bir şekilde bir baskı kayıklığı görülmemekte. Bir dönem eskiliği, bir yıpranma, bir deforme olmalar yine görülmemekte. Sikkemizin fiyatının düşük olmasının ya da düşmesinin nedeni bu sikkenin çok çıkıyor olması. Ve herhangi bir şekilde o dönemde olmuş önemli bir olayı atfetmemesi, bize önemli bir olayı bildirmemesi, standart bir sikke olması, çok çıkması, müzayedede diyelim koleksiyonerlerin ilgisini çekmemesi sikkenin fiyatının düşmesine etki etmiş. Ama atıyorum şu buğday başağının üzerinde bir çekirge olsa bu sikkenin fiyatını afaki derecede yükseltir. Çünkü o bize bir olay anlatmaya çalışır. Ama burada standart bir sikke. O yüzden fiyatı da düşük.